Mehtap. Mehtap. Yürü. Mehtap. Yürü Mehtap. Ver. Devrediyorum görevi sana kanka. Gidiyorum. Kim geliyor? Mehtap. 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 Evet. Muhasebeci. Hop yavaş. Nazar yapacaksınız. Bak 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 bak. Bugün yaptık yalnız nazarı. Her şey biliyor. Sanki doğruldu kızı. Hoş geldin Mehtap. Merhaba, hoş bulduk. Hepinize merhaba. Sen kendine güvenmiyordun o kadar. Hı. Dünkü heyecanı atlattım. Bugün iyiyim. Herkesin yüzüne evet, net bir şekilde bakabilirim. Ben. Bravo. Evet, güzel. Evet, İlk gün heyecanı vardı. İsim konusunda da biraz tedirginim diyordun. Hala. Ciddi misin? Evet. Neyse. Sen muhasebecisin ya. Karıştırma değil mi ya? Rakamları, rakamları hesapları karıştırırsan bu iş biter. Hafıza. İflas eder adam. Hani bahsetmiştiniz ya özel hayatta karıştırıyor musun muhasebeyi evet. diye. Özel hayatta hep kaybediyorum. Hadi ya. Evet. Neyse, özel hayatın muhasebesini defa. Tutamam. Daha çok gençsin. İnsanları o kadar çözemedim. Özel hayatta muhasebeyi tutabiliyorsun. Hayatta bence kayıp yoktur. Tecrübe var. Evet demiştim. Ya da tecrübe yenilen kazıkların maddi bileşkesidir. Anlamda, evet. Evet. Maddi hangisi anlamda sormuştum. Hangisi uyarsa. Peki al hadi bakalım. Oyunu biliyorsun. Resimler burada. Startı verelim Mehtap'a. Çok bahsedildiği için. İnanın hatırlamıyorum. Bunlar sadece hatırladıklarım. Bir tane biri vardı ya. Öyle ukala ukala. Allah. Yorumlu isim koymaca görevi. İyi gidiyor ya arkadaşlar. Aynen hepsi doğru. Yorum yapmayın, yorum yapmayın. 15'te 8 yanlışım var. Yanlış İpane. Olmuştur. Kusura bakmayın isim tutamadığımdan. Yok canım, özellikle birini hatırladım. Bizim kahvekemiz bir şey yok. Doğru. Sen doğru. isteyeceksin. Dün hiçbir şey dikkat edemedim zaten heyecanlı. Çok heyecanlıydın. Olsun evet. Daha çok vaktimiz var. Hadi olsun, alalım seni evet. evine de. Şöyle rahat rahat arkandan. Hoşçakalın. Çok hepsi yanlış. Ya şimdi yorum yapmayın. Evet. Neyse şaka şaka. Teşekkür ederiz. Evet. 9 yanlış. Yanımda durur yalnız. Musun lütfen? Yalnız. Lütfen bir dakika bakalım. Bir dakika bir dakika. Hemen almayın. Olmaz ya. Bekle. Sayın moderatörüm. 3 doğru 2 yanlış. Ya farkında mısınız? Bir şeyi fark ettiniz mi? Söyle, bir şey bir şeyi yaptığımı fark evet. ettiniz mi? Dedim ya bu adamın ismi en üstteydi. Evet. Ben Serhan'ı en alta soktum. Evet. Tamam mı? Bu adamın ismini de yerini değiştirince otomatikman o el yanlış gitti. Bence bunu atlamayacaktı aslında da kafası karıştı. Bence ondan değil çocuklar. Sakal sizi karıştırıyor. Ben size söylüyorum. Benim o resimde de doğru, şu doğru. an bence bir benzemiyorsun. Bence şu an hiç benzemiyorsun. Canlı olarak hiç. Ama resimde andırıyorsun. O başka bir şey. Erkekler neden erkeklerin aldatması gündemde? Neden erkekler hep aldatıyormuş gibi görünüyor? Bayanlar aldatmıyor çünkü acaba? Çünkü erkekler aldattığı zaman bir gün, 10 gün, 1 ay, 10 sene sonra da ortaya çıkar. Ama bir kadın şeytandır, çok nadir, çok az ortaya evet. çıkar. Bu bir. Kurnaz. İkincisi, insanlar şöyle söyleyeyim, bir erkek... Bayap. Çok keyifliyim. Beni duydunuz mu kızlar? Yok, özür dilerim, bir kaçırdım. Bir erkek sadece tek kadına ait olduğu hissettiği gün erkek olur. Evet, evet, aldatmaz. Öyle. Bana sorarsanız. Yok, bu fikrine katılıyorum. Ne yaptın o zaman ben? Erkek olur. İyi geçti. Güzel geçti. Ben şu an hepsini çok heyecan yaptım mi? Yalnız kızlar. Bildin mi? Hepsini bilip bilmediğimi sen bilmiyorum kaldın. Çünkü gerçekten dün ben isimlere hiç dikkat etmedim. Kaç tane emin doğru var sence? Emin olduğun kaç tane doğru var? Tankut, Murat. Zaten Tankut'la Murat'ı bizim sayenizde yani, ezberledi bunlar. Evet, yani ezberledim. Burada çok basit. Emre. Ben hepsini biliyorum. Zaten biliyor. Ha, hepsini biliyor. Kula olan Erhan galiba. Çok konuşan, carcar soru soran Erhan'dı değil mi? Erhan mıydı o? Ercan. Ben hiç bilmiyorum. Ben tamam neyse. Ya yanlış olmuş. Erhan diye yani biliyoruz. Erdem var Erhan. Ayça. Ayça. Ben gidiyorum erkeklerin önüne. Ayça önce Emre'yi koy. Ben çok heyecan yaptım şimdi bak. Sen zaten biliyorsun niye heyecan yaptın. Ya biliyorum da isimleri koyamam. Şimdi bir de hepsini yanlış yapıyormuşsun. Yok. Yanlış koyuyormuşsun. Sana yar etmem ki Emre'yi. Emre'nin de biraz Ayça'da gönlü olduğunu duyduk. Ben evet. Mi? Allah Allah. Kimden duydunuz ya? Duyduk. Ben bir kadının başına girebilecek en güzel şeyim. Tango nedir ya? Tango nedir ya? Bas bak, böyle tutuyorsun. Tamam, gel bak, böyle tutuyorsun. Evet. Belimi tut, tut belimi. Ben biraz odunum bu konuda. Sonra geri git. Ya. Birçok konuda becerikli galiba. Dans ediyor, yoga yapıyor, yemek yapıyor. Kadınlardan anlıyor. Bir de çayı sevdin mi? Hiç bir sorunumuz kalmayacak. Çayı sevmiyorum ki ben. Seveceksin.
Beni sevdiğin kadar şeyini sevmek zorundasın. Seni sevdiğim kadar. Burada evlenecek 2-3 insan varsa eminim bir tanesi sensin. Gel. Hoş geldin. Selam. Bu yeni dal sendin. Ya hepsini şu an o iddia yok. Söndüm bitti yani. Geri alıyorum. Ya işte deplasman böyle yapıyor. Büyük konuşmuşsun Ayça. Bak titriyorum. Biz de. Sizi görünce heyecan yapıyorum ben. Normal bir olay değil. Sizi dedim, seni demedim. Ortaya diyorsun. Tabii ki canım. Kimse, kim üstüne ortaya. Orum alan alan. Peki sana sepetini veriyorum. Hazırsan başla. Ay gidiyorum. Şimdi. Yok, evet şu. Yanlış mı yaptım bilemem acaba? Bilemem canım, yanlışlısa doğru da. Şurada şöyle bir rota kaydı şöyle. Sen bir karışma yani, istersen son yarışmacımıza bir yollayalım. Hadi bakalım Ayça'cığım, iddia ettiğin kadar yani evde başarılı oldun mu? Bakacağız. Ya en azından Emre'yi unutmamışımdır. Değil mi? Bakalım. Bilmiyorum. Emre'den başka hepsi yanlış. Emre yok. Emre yanlış yapmış. Hepsi doğru. Hepsi doğru. Ayça dediğini yaptı. Birinci bu. Kesinlikle Allah birinci Allah. Sürat. Zaten bir tane. Elini titretti, onu bile bence bilerek yaptı yani. Birinci bu. Bence Sürat birinci de. Olmalı. Birinci bir senin birincin galiba. O söylediğinden sonra birinci olmalı bence. Ben Emre'nin favorisi belli olay oldu. Biliyor musun? Emre'yi unutmamışımdır dedi gitti. Evet. Yani birinciliğe. Şöyle bir şey söyleyeyim. Bir takım bakışmaları. Önemli olan Emre'nin ona karşı olan duyguları. Bakışa sahip. Zamanla şöyle bir şey oldu. Kıpraştırmak için biraz hepinizin zamanla ihtiyaç var sence. Peki. Seda Hanım. Moderatör sizsiniz ama arkadaşlar benim ağzımdan daha çok laf almaya çalışıyor. Hmm. Sen az konuşuyorsun. Yalnız bir bayanın öncelikle sana böyle bir nezaketen yürümesi. Ama çok hoş bir şey ben. Bence evet, güzel bence bir şey. Yani. Yani. Neden biliyor musunuz? Günümüzde hep alışmışlar bayanlar beklemeye, hazıra konmaya. Evet. Evet. Çünkü erkek siz avcılığı seviyorsunuz. Hani nedeni cesaret bence. Burası öyle bir yer değil çünkü. Hoşunuza gidiyor mu? Bunu ben ciddi olarak, yani bir kadın olarak soruyorum. Tabii. Ben beğendiğim erkeğe gitsem, o